Konuşmak istediğiniz bir şey, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Evet. Değerli Divan Kurulumuza ve Trabzonspor'un Trabzon şehrinin kanaat önderlerine bu nazik davetleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi konuşulacak çok şey var. Ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın sonuna neye eklerseniz ekleyin. Devamı da gelebilir, örnekler verilebilir. Bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Onu net olarak söyleyeyim. Yani bu konuşulanlar ve bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından asla unutulmayacak. Ve hesabı çok açık ve net söylüyorum, tek tek sorulacak. Şimdi pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını da asla tasvip etmediğimiz bir maç oynandı. Ben tabii özellikle ilk maça gitmek istiyorum. Şundan ilk maça gitmek istiyorum. Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için özellikle Fenerbahçe ile olan, Fenerbahçe kulübü ile olan ilişkilerimizi belli bir seviye dahilinde tuttuk. Buna tabii Fenerbahçe ile yöneticilerin de ciddi katkısı oldu. Bunu da söylemem gerekiyor. İlk maçımızda başlayan güzel süreç bizi, ben maç sonu açıklamalarımda da belirtmiştim. Fenerbahçe Yönetim Kurulu gerçekten bizi çok güzel misafir etti ve biz de aynı şekilde kendilerini Trabzon'da misafir edeceğimizi o gün de söylemiştim. O gün de bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları VAR'da oturan bir eski hakem diyeyim artık. Eski hakem tarafından açık bir şekilde çalınmaya kalkmıştı. Bir maçın sonucu bir takımdan alınıp diğer bir takıma verilmesi için adam elinden gelen her şeyi yapmıştı. Ama o gün de söylediğimiz gibi bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik. Hakemlik de yapamıyor. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin, hakkımızı yiyen her hakemin bunu gözlerimizin içine bakarak VAR'ın karşısında bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır. Bunu buradan tekrar söylüyorum. Trabzonspor camiası içeride belki biraz birbirimizi yiyebiliriz ama dışarı çıktığımız zaman her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden iş adamına, sanayicisinden tüccarına her türlü Trabzonlu Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunmak için her şeyi yapacaktır. Bunu asla unutmaması lazım. Şimdi ilk maçta yapılan haksızlıklar, iki takım üzerinde açık açık konuşuyorum. İki takım üzerinde kurulan bir lig, iki takım üzerinde oynanan bir oyun, net olarak söylüyorum. İki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması, Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi haklarının gasp edilmesi bütün sezon boyunca. Ve Trabzonspor her zaman biliyorsunuz Anadolu'nun en büyük savunucusu olmuştur. Anadolu'nun abisidir. Tabii bu şehrin taraftarları, bu şehrin gençleri de futboldan ciddi olarak anlamaktadır ve sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Bu tabii ki uzun zamandır şehrimizi, bizleri, yöneticileri, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini yaklaşık olarak sezonun başından beri germektedir. Trabzon maçlarında, başkasının maçını örnek vermeyeyim, Trabzon maçlarında devreye girmeyen o VAR, VAR'daki sahtekarlar diyeyim daha iyi olur. Galatasaray Fener maçları olduğu zaman 3 pozisyon geriye giderek, 5 pozisyon geriye giderek bir şekilde bir yerden bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yapılanları bu insanların görmediğini düşünüyorsunuz? Yani bu kadar insan, iki takım dışında bu kadar kalan insan, taraftarlar, yani bunlar nedir? Yani size göre kimsenin aklı çalışmıyor, kimsenin kafası çalışmıyor, kimse bunları anlamıyor mu? Niye Anadolu'ya gittiğiniz zaman teki görüyorsunuz? Niye Trabzon'a geldiğiniz zaman teki görüyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunların ne olduğunu?
Varsa yoksa kendi haklarınız. Bu haftaki maça gelelim. Bu maçla alakalı önce Ali Bey güzel açıklamalar yaptı. Teşekkür ederim. Doğrudur. Ali Bey'le biz maçtan önce de konuştuk. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla da konuştuk. Dediğim gibi bizim Fenerbahçe yönetim kurulu aramızda hiçbir sıkıntı yoktur. Üzerine basarak söylüyorum. Ali Bey maçtan önce de beni aradı. Durum hakkında bilgi aldı. Konuştuk. Biz Fenerbahçe yöneticilerle görüştük. Onları nasıl Trabzon'da, İstanbul'da yani Kadıköy'de bizi misafir ettikleri gibi Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Hatta Ali Bey örnek de verdi. Ben dedi oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim dedi. Doğru dedi. Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarım tarafından oğlu Trabzon'da ilgilenildi. Gezdirildi. Atatürk Köşkü gezdirildi. Ayasofya gezdirildi. Gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunu da üzerine basarak söylüyorum. Bunun böyle olması lazım. Yarın benim de oğlum örnek veriyorum Galatasaray maçına gideceği zaman ben de Dursun Başkan'ı arayabilirim. Veya Beşiktaş maçına gideceğim Hasan Başkan'ı arayabilirim. Veya onlar beni arayabilir. Bunlar futbolun güzellikleri. Bunlar insanlığın akışı içerisinde olan şeyler. Tüm bunları teker teker üzerine basarak söylemek istiyorum. Trabzon'da biz arkadaşlarımızı misafir ettik. Arkadaşlarımızı ağırladık. Dediğim gibi güzel bir yemek yenildi, beraber iftar açıldı. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ama sahada ön başta yine sağ olsun. İlk golden önceki varın devreye girmemesi, faul pozisyonu. Penaltı pozisyonundaki kırmızı kartın atlanması. Üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi. Bunun gibi şeyler gerçekten söylüyorum. Bizim seyircimizi yıllardır belli sıkıntılar içerisinde bu dertleri çeken seyirciyi gerçekten tahrik ettiği doğrudur. Bunlar bizi de çok üzüyor. Ama şunu asla unutmamak lazım. Biz geldiğimiz günden beri adalet diyoruz. Yıllardır adalet diyoruz. O zaman önce kendi içimize de bakacağız. Kendi doğrularımızı da gözden geçireceğiz. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun ki haklıdır. Hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olmaması gerekiyordu. Tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olması, sahada bunların yapılması Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından da kabul edilmemelidir. Edilmemektedir. Trabzon camiası da bunu kabul etmelidir. Biz haklarımızı savunacak güce sahibiz. Trabzonspor Kulübü yönetimi Trabzonspor'un haklarını her şekilde, her yerde savunur. Biz böyle yaparak haklı davamızda da haksız oluyoruz. Sahaya inmekle, sahada birine bir şey yapmakla bir şey yapılıyorsa inanın bunu da yaparız yani. Bir kanalını yaparız. Ama işler böyle yürümüyor. Yıllardır da böyle yürümediğini gördük. Bu yaptığımız işlerin bize zarar vermekten başka bir getirisi yok arkadaşlar. Dolayısıyla ben Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak şunu söylüyorum. Üzerine basarak. Trabzonspor'un sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekir. Çok net söylüyorum. Ama adalet herkes için adaletli olacak. Sahaya giren yanlıştır, üzerine basarak söylüyorum. Ama bugüne kadar Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı. Sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu. Statların yakıldığı yerler oldu. Polis arabaları yakıldı. Polis arabaları ters çevrildi. Bunları unutmamak lazım. Ama Türkiye'de ilk defa bir şey oldu. Bunu da atlamamak lazım. Sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce bir saldırıya uğradı. Bu yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz, adamlığa da sığmaz. Dediğim gibi arkadaşlar, biz her şekilde doğrunun yanında olmamız lazım. Bizim her şekilde Trabzonspor Kulübü olarak doğruyu konuşmamız lazım. Haklı olanın yanında olmamız lazım ki kendi sesimizi gür çıkartabilelim. Ben burada niye sesimi gür çıkartıyorum? Kimseye de eyvallah olmadan konuşuyorum.
Çünkü doğruyu yapıyoruz. Doğruyu söylüyoruz. Eğer sahada bizim oyuncularımız da bunları yapsaydı şimdi konuşacak bir şeyimiz yoktu. Yani diğer kulüplerinde şunu yapması lazım geldiğini düşünüyorum ben. Sahayı tahrik etmek. Saatlerce tribünlerle göz göze gelmek. Elleri cebinde bir şehrin havalimanından bu bakışların ne olduğunu eminim ki ben Fenerbahçeli arkadaşlarımız da, Fenerbahçeli taraftarlar da, Fenerbahçe yönetim kurulundaki kardeşlerimiz de ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Ben bugün onlar için konuşmuyorum. Kim bunları yapıyorsa, yarın bir Trabzonspor oyuncusu da yaparsa aynı şeyleri söylüyorum. Bunu bir Beşiktaşlı da yapıyorsa aynı şeyleri söylüyorum. Sivaslı da, Samsunlu da fark etmez. Sahanın içerisinde kim tribünleri tahrik ediyorsa, yok olta balık çekiyorum işaretleri yapıyorsa, tribünleri el kol hareketleri yapıyorsa, bu kadar gergin bir ortamda maçın nasıl oynandığı belli. Trabzon şehrinin yapısı belli. Şimdi diyorlar ki sevinmek bizim hakkımız değil mi? Sevinmek herkesin hakkı ya. Sevinmek kimsenin hakkımız olur mu? Bugüne kadar Trabzon ilk defa mı Trabzon'da muhalif oldu? İlk defa mı siz gelip Trabzon'da galip veya galip geldiniz veya başka bir şey mi oldu? Her şeyin bir adabı üslubu vardır. Yani bunu da yani özellikle belirtiyorum. Bazı Fenerbahçeli oyuncular da dikkatimi çekti. Kendi arkadaşlarına gidip görüntülerde var. Yapma etmek diye uyarıyorlar. Örnek Serdar Dursun sağ olsun. O da yani ya bir şey söylüyoruz ama içerisinde doğru olan şeyi de söylemek lazım ki doğruluğumuz, inandırıcılığımız olsun. Adam çıktı 4-5 defa görüntülerde var, emniyet kayıtlarında da var. Kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bunu da söylemem lazım benim burada. Ama bunları söylerken sahada tahrik eden oyuncu da söylememiz lazım. Yani Fenerbahçe Kulübü de onlardan da rica ediyoruz. Lütfen onlar da kendi işlerinde yani bu işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl olduğunu biliyorlar. Yani bir yerde seyirciyi bu kadar tahrik ettikten sonra ya bunun Trabzon gibi bir yerde keşke olmasaydı, üzerine basarak söylüyorum, yanlış olduğunu tekrarlayarak söylüyorum. Ama burada bu kadar da bu işe gitme, üzerine gitmenin bir anlamı var mıydı? Yani o kutlamanızı soyunma odasında yapsanız, tekrar ediyorum, saha ortasında da yapmaya hakları vardır. Bunu söylemiyorum. Her laf sonra çarpıtılıyor. Ama durum ortada. Herkes neyin ne olduğunu farkında. Teknik kadrolu oyuncular da farkında. Yani bu yapılamaz mıydı? Hani bunlar yaşanmasa. Şunu düşünelim. Bu sahada birinin başına bir şey gelseydi. Bunun hesabını nasıl verecektik? Yani benim o sahaya giren taraftarımın kafasına vuruldu. Allah göstermesin. Bu arkadaşımızın başına bir şey gelseydi biz ne diyecektik ailesine? Ya yazık günah değil mi? Biz söylemlerimize hep dikkat etmeye çalışıyoruz. Niye diyoruz? Ya bu işin geriliminin bir şekilde düşürülmesi lazım. Yani ben ne bir Fenerbahçeli kardeşim yüzün, o da bir ananın babanın evladı, başına bir şey gelmesini isterim. Ne bir Trabzonlu'nun başına bir şey gelmesini isterim. Yani biz yöneticiler dolayısıyla yaptığımız açıklamalarda, konuşmalarımızda bunların hepsini dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak da biraz önce bir haber aldık. Taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. İkinci mi? Ben tabii divan başkanımız da uygun görürse Ali Bey'e bu konu hakkında bir söz vermek istiyorum hukuk olarak. Çünkü Sayın Başkan siz konuşmanızı bitirin. Tamam, şöyle bir durum var. Merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır. Adalet diyorsunuz ya, herkese sesleniyorum. Bunun neresinde adalet var? Trabzonspor camiası açık ve net söyleyeyim, yapılan her şeyin farkında. Kendi hatalarımızın da farkında. Burada da başkan olarak biraz önce bağıra bağıra söyledim. Biz içimizdeki hataların düzeltilmesi için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızla oturacağız, konuşacağız. Kendi içimizde değerlendireceğiz. İşte Trabzon'un burada, herkes burada, kendi aramızda konuşacağız. Bunları nasıl yapabiliriz? Çünkü bu en fazla bana zarar. Ama kimse hakkından şunu çıkarmasın. Trabzonspor camiası bu yapılanları da asla unutmayacak. O televizyonda şaklabanlık yapanları da unutmayacak. O sosyal medya delikanlılarını da unutmayacak. O klavye delikanlılarını da unutmayacak. Ve tek tek
hepsinin peşinden giderek bu hesabı soracak. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, teşekkür ederiz. Bu hukuki süreçle ilgili Sayın Ali Sürmen, eski divan başkanımız, söylemek istediği şeyler varsa buyursunlar. Teşekkür ederim başkanım. Sayın divan başkanıma ve Trabzonspor Kulübü'nün değerli başkanına ve siz değerli katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Pazar gününden beri gerçekten 45 yıldır hukukçuyum. Hakimlik yaptım, avukatlık yaptım ama bir kolluk faciası yaşadık. Arkasından da şimdi adli bir vaka facia yaşıyoruz. Suç tasnifleri bizde çok nettir. Bir insanı eğer hafif bir tokat atarsanız bu şikayete bağlıdır. Eğer şikayetçisi varsa gözaltına alırsınız. Hakaret edilirse hakeza aynıdır. Ama bir insana silah dediğimiz ayakkabı, sopa, yüzük, bıçak, tabanca gibi şeyle vurursanız bunda şikayet aranmaz. Bunda doğrudan soruşturma açılır. Bunu Sayın Emniyet Müdürü'nün ve Trabzon'daki hukukçuların, adliyecilerin bilmeme şansı yok. Buna rağmen sahaya inen ve suç işleyen, sporda şiddetin önlenmesi yasasına göre suç işleyen bir taraftar, oradaki bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatırıldı. Şimdi burada suç ne? Herhangi birine darf var mı? Yok. Peki onu dövenler? Onu dövenler nerede? Onları da emniyete alması gereken güvenlik güçleri maalesef İstanbul'da gitmeleri için havaalanına kadar uğurladılar. Tekrar ediyorum. Eski bir ağır ceza hakimi olarak söylüyorum. Kafaya yapılan darbe, yerde yatan bir kişinin kafasına silahlı bir aletle yapılan darbe öldürmeye teşebbüs olarak başlar. Ve bunun sonuç olarak değerlendirileceği yer ağır ceza mahkemesidir. Bunda ne kolluğun, polisin ne de savcının takdir yetkisi yoktur. Diğer taraftan orada yaşanan olaylarla ilgili, diğer kavga olaylarıyla ilgili artık yerde dövülmekte olan bir kişiye, ki 5-6 tane Fenerbahçeli tarafından dövülüyor, Trabzonspor taraftarı ondan sonra sahaya girmiştir. Tek kişinin girişinden sonra artık meşru müdafaa başlar. Ama görüyorum ki bizde emniyet ve adliye bunu tersine çevirmiş. Meşru müdafayı Fenerbahçelilere vermiş. Biz Trabzon'da görev yapan tüm bürokratların hangi renklere aşık olduğuna bakmıyoruz. Ancak Trabzon'da görev yaparken de o sırtlarındaki formayı çıkarmasını bekliyoruz. Ben buraya gelmeden önce adliyeye gittim. Tutukluluğa sevk edilen arkadaşlarla da görüştüm. Hatalarını da az önce Sayın Başkanımın dediği gibi kendilerine söyledim. Biz hatalarımızı önce göreceğiz. Biz kendi hatalarımızı kabul etmezsek haklı olamayız. Ama tutuklamaya sevkte adil davranılmamıştır. Ağır cezada yargılanması gereken bir futbolcuya yol verilmiş, dayak yiyen bugün tutuklanmıştır. Bunu bir Trabzonspor camiası olarak asla kabul edemeyiz. Eğer sahaya atlamak suç ise,
Sporta şiddet yasasına göre sahanın güvenliği tedbirini sağlama görevi emniyette. Fenerbahçeli futbolcuların sevinmesi sırasında hangi güvenlik tedbiri alınmıştır? O zaman sayın müdürümüz ve kolluk kuvvetleri de bunun hesabını Trabzonspor'a verecektir. Ben bu bir hukukçu olarak bunları söylüyorum. Ben eski bir divan başkanı olarak söylüyorum. Asla bu yapılanlar unutulmayacak. Ben sayın başkanımın bu sözlerine katılıyorum. O çocukların, dayak yiyen çocukların bugün orada tutuklanması onlar için yarın bir Trabzonspor adına özgürlüğünün kısıtlanması olur. Ama renk aşkıyla hareket edenler bir gün bunun hesabını verirler. Hepinize saygılarını sunuyorum. Sayın milletvekillerim, gündemle ilgili söyleyecekleriniz varsa buyurun. Yavuz Bey, sizden başlayalım. Söyleyeceğiniz muhakkak gündemle ilgili bir şey vardır. Sahil olaylarıyla ilgili konuşun. Şimdi Sibel Hanım da daha sonra. Sayın Divan Başkanım, çok kıymetli hazırın. Tabii bu toplantı hepimizin ortak değeri, moral değer unsuru Trabzonspor'un son pazar günkü maçında yaşanan olaylarla ilgili uğradığı haksızlıklara karşı bir duruş ortaya koyma toplantısı. Onun için ben gün içinde Sayın Başkanım'la konuştum. Yine buraya geldiğimizde de konuştuk. Trabzonspor her zaman siyaset üstü olmalıdır dedik. Onun için çok siyasilerin bu konuda söz almasını doğru bulmadığımı ifade ettim ama iki kelime edeyim.